Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 13 Temmuz 2020 günlerden pazartesi, saatlerimiz 13.00 gösteriyor. Ben yeni günde, yeni haftada bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yeni günde, yeni haftada her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Dün güzel bir gün geçirdik arkadaşlar. Takip eden arkadaşlarımız biliyordur, yaklaşık 10.000 izlenme aldı zaten. İstanbul at yarışları analizimiz çok rahat bir şekilde tuttu. Yine Altıgan 3. ayağında 2 numara Cold Victory isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma günün bankosu olarak verdim. Adeta makine gibi bir safkan. Uzuna da ümit vaat ediyor demiştim. Pedigrisinin uzuna gitmemesine rağmen uzunda da çok güzel işler yapacağını söylemiştim. Ve orta mesafede dün çok rahat bir şekilde güzel bir dereceyle 1.34.53 gibi bir dereceyle yarışı kazanmasını bildi. Yine arkasına gelen Varnezza'yı size önermiştim. Bu da ümit vaat eden safkan demiştim. Ve çok rahat şekilde ilk ikiyi oluşturdular bu koşuda. Ve Altıgan'ın son ayağında 6 numara Luna Lovegood için sizlere bir konuşma yapmıştım. Çok değişik bir safkan, ciğerini çok değişik kullanan bir isim. Ya, mesafe 3000 dahi olsa sanki hiç kesmeden koşacakmış izlenimi veriyor diye tabir etmiştim. Ve çok rahat bir şekilde altılıyı bulduk. Ben bulan arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güle güle harcasınlar diyorum. 1460 lira ikramiyenin de sahibi oldular. Hepinize hayırlı olsun sevgili yarışseverler, ama sizlere biraz bir sistemim olacak arkadaşlar. Gerçekten çok üzüldüğüm bir konu var. Bu konuda sizden her zaman desteklerini bekliyorum ama hemen şu yorumu alıyorum. Onu da söyleyeyim daha önce. Ben videolarıma beğeni atın, like atın dediğim zaman arkadaşlarımdan şu cevabı aldım. Okan Bey, siz altılı buldunuz da bir size beğeni atmadık mı diyorlardı ve dünkü altılığımızı bulduk. Normalde 100 kişiden 10, 12, 15 kişi beğeni atarken dün 100 kişiden sadece 6.3, yani 6 kişi like atmış, 6 kişi beğeni atmış. Sanki bulmamı çekememiyormuş gibi hissettim. Bulmamı kıskanıyorlarmış gibi hissettim. Çünkü normalde 100 kişiden 15 kişi beğeni atarken altılıyı çok rahat şekilde bulmamıza rağmen 100 kişiden 6 kişi beğeni atmış. Yine yorum kısmında sadece 7 kişi altılı bulmamı tebrik etmiş. Arkadaşlar biz profesyonel insanlarız. Burada sizlere tahmin veriyoruz. Çok büyük çaba harcıyoruz. Bizim moral ve motivasyonumuz çok önemli. Özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Videolarıma atacağınız beğeniler, videolarıma atacağınız like'lar bizi Google'da, yani AdSense'de kaliteli reklam almamıza, fazla reklam almamıza sebep oluyor. Yani sizler 100 kişiden 6 kişi beğeni atınca biz daha düşük reklam alıyoruz. Yani bugün örnek veriyorum, 10.000 kişiden bizi izleyip de bizim gelirimiz 30 lira oluyorsa, 25 lira oluyorsa 10.000 kişiden, yarın yine 10.000 kişi izlediği zaman beğeniler yüksekse, yorumlar yüksekse bizim gelirimiz 45 liralara çıkabiliyor. Yani bu da benim hevesimi kırıyor. Önceden biliyorsunuz videolarımı erken saatlerde veriyordum. Bir gün önceden veriyordum. Bu gelirin düşmesi, yani günde 18 lira 20 lira gibi bir para almak benim hevesimi kırdı. O yüzden biraz daha geç veriyorum videoları, ama gelirimin yüksek olması durumunda, yani 10.000 izlenmeden 50 lira 60 lira alabileceğimi düşündüğüm durumlarda daha erken verebilirim. Yani benim videolarıma erken vermem sizlere bağlı. Sizler eğer videolarıma beğeni atarsanız, like atarsanız, yine yorumlarınızı yazarsanız arkadaşlar, ben yine eskisi gibi videolarımı akşamdan vereceğim. Ama tabii yani like'lar, beğeniler az olursa, yani bu birbirine paralel gidiyor arkadaşlar. Gelir düştüğü için ben de videolarımı içimden erken vermek gelmiyor. Bu konuda bütün arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Eğer sizler beğenileri %30'lara, %35'lere çıkartırsanız, yani 10.000 kişiden 3.000 kişi, 3.500 kişi videolarıma beğeni atarlarsa, like atarlarsa, ben de yine yorumlarımı, analizlerimi erken paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Yani sizlerle de biraz bağlantılı sevgili yarışseverler.
Arkadaşlar ben Bursa 2. Altılı Ganyan analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. Özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşımıza videolarımızı izletirseniz, kanalımızdan haberdar ederseniz, kanalımıza bir abone kazandırırsanız hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarış severler, dünkü İstanbul at yarışları videomuzu izletebilir ve kanalımıza bir kişi kazandırabilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar ve Bursa analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce biliyorsunuz İzmir'de bir arkadaşım var. Pirocan Turgay arkadaşımız. Kendisi müzisyen. İşini mesleğini çok iyi yapıyor. Sadece kendi bestelerini söylüyor. Ve bu arkadaşımızın emeklerine saygı duymanızı, bu arkadaşımızın kanalına destek olmanızı istiyorum. Özellikle Canım Sevdiğim diye bir parça var arkadaşlar. Bu parçayı izlemenizi, dinlemenizi istiyorum ve görüşlerinizi, duygularınızı merak ediyorum. Çok başarılı bir parça ve kopacağını düşünüyorum. Bu şarkının dillere düşeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda videonun sonunda buraya arkadaşlar link koyuyorum. Pirocan Turgay arkadaşımızın kanalına abone olmak isteyen, destek olmak isteyen arkadaşlarım bu linke tıklayıp videonun sonunda Turgay arkadaşımızın kanalına abone olabilirler. Bütün arkadaşlarımdan Turgay arkadaşımızın kanalına destek bekliyorum diyerek ben ikinci altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar Bursa'da 11 koşuluk program var. İkinci altılı ganyan programın 6. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 6. dişlere mahsus yarışı altılı ganyanın ilk ayağı. Ya ben burada esasen Banko bir isim tutuyorum. Banko bir isim vereceğim ama yine sizlere bir rakip daha vereceğim burada. Yani ben kendi kuponuma tek atacağım. Onu da sizlere ifade edeyim. Sayın Işıl Güneş'e ait 3 numaralı Melina Hanım. Arkadaşlar bu safkan made in kazanıp kısa vade 6 dişlere mahsus yarışı geldi ama özellikle son kazandığı yarışta birinci geldiği çim yarışta safkanın beden dili gerçekten çok yüksek seviyedeydi. Gerçekten çok kaliteli safkan izlenimi verdi. Tok tok şişkin şişkin koşuyordu. Yine Kadir Tokaçoğlu arkadaşımız biniyordu. İyi ahır bakımıyla biliyorsunuz Sayın Işıl Güneş'e ait 3 numara Melina Hanım. Bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde ben Altılgan'ın ilk ayağında 3 numaralı Melina Hanım'ı günün bankosu olarak öneriyorum. Bu safkana rakip olmasını düşündüğüm safkan da bugün 54 vesikletiyle start alacak kaliteli safkan, kaliteli isim 10 numaralı Lady Maya. Yani 3 numaralı Melina Hanım'ın hayal kırıklığı yaratması durumunda ben 10 numaralı Lady Maya'nın rakip olacağını düşünüyorum. Ben kendi kuponuma bugün 3 numaralı Melina Hanım'ı risk edeceğim ve banko olarak yazacağım sevgili yarışseverler. Ve Altılgan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı Arapların 1000 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışı. Altılgan arkadaşlar burada özellikle bu rakiplerinden çok üstün performans sergileyen bir isim var. Sükunatin tayı yani Özgün Han'ın tayı Sezgin Bey'in anne tarafından torunu olan 2 numara Derviş Bey ilk katılmış olduğu yarışta Ozgan arkası ikincilik yaptı. 2 numara Derviş Bey ve çok ciddi bir derece yaptı. Binini 1.04 üzerinde koştu. Ben bugün 2 numara Derviş Bey'in Özcan Yıldırım'ın da tercihiyle bu koşuda çok etkili olacağını, bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma Bursa'da Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 2 numaralı Derviş Bey'i günün banko ismi olarak veriyorum ve Altılgan'ın 3. ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arap safkanlarının 2200 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Burada son yarışlarında da son yarışında sizlere ısrarla 1. safkan vermiştim. Hayatının ilk iki koşusunu bu safkanla kazanan Oktay Kızıltaş arkadaşımız yine bugün bu safkanla start alıyor. Son yarışını adeta bariyer dibinden kantarmada geldi. Gezinti yaparak geldi 3 numaralı Selim abi. Ben bugün yine Saltukan temsilcisi 3 numaralı Selim abinin bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Calibe Tay. Nevzat Avcı idaresinde piste çıkacak. Bu safkan da çok kaliteli bir isim. Bugün takibimdeki isim olup ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Özçevik. Arda adına güzel yarışlar kazandı. Bu safkan da bir Sezgin Bey torunu arkadaşlar. Bugün Tolga Yıldız dairesinde özellikle Tolga Yıldız arkadaşımızla kantarması çok uyan 1 numaralı Özçevik'te kuponlarda bulunması gereken safkandır. Yine 4 numaralı Tumbul Ağam.
bugün etkili koşacak. Hüseyin Şimşek idaresinde etkili koşacak Safkan'dır. Yine sürpriz eden arkadaşlarıma 800 numaralı Ailiz ve 500 numaralı Şinbilir isimli Safkan'ı koşunun sürpriz ismi olarak öneriyorum. Ve ikinci altının dördüncü ayağı 3 yaşlı Arapların 1000 mesafe Çin pistte koşulacak Maiden yarışıyla devam edecek. Arkadaşlar burada da yine son yarışını çok beğendiğim güzel pediklisiyle bu yarışa katılacak Sayın Murat Akça'ya ait Altınma Köy Ağası Demir benim bu koşuda beğenimi kazanan birinci şanslı isim oldu. Ama ben bu Safkan'ın yıkmak istiyorum bugün. Özellikle Altınma Köy Ağası burada çok sürdürek bir banko çıkacaktır diye düşünüyorum. Bugün Altınma Köy Ağası Demir'e ikinci şanslı rakip olarak ilk defa koşacak olmasına rağmen Kutluer gibi bir tayın yavrusu olan 5 numaralı Koçman isimli Safkan'ı ben rakip olarak görüyorum Mustafa Çiçek idaresinde. Yine 10 numaralı gizemli gece. Evet, 10 numaralı gizemli gece beğenimi kazanan bir başka Safkan arkadaşlar. Bu da bir Kayızbert temsilcisi, bir Karaca torunu. Bugün ben bu Safkan'da 3. şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 8 numaralı Aksi Seda, bir Tiki Torku torunu, bir Haber Batur yavrusu. Ne zaman ne yapacağı belli olmayacak Safkan arkadaşlar. Bugün 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine risk etmek isteyen arkadaşlarım burada 6 numaralı Köy Ağası Demir isimli Safkan'ı da yine günün 3. bankosu olarak değerlendirebilirler. Ve 2. altının 5. ayağına geçiyoruz. Altıganın 5. ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 17 yarışta devam edecek. Burada da özellikle kaliteli bir Safkan, özellikle daha iyi yerlerde olmasını beklediğim bir isim. Doktor Fong temsilcisi 4 numaralı Salazar. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. Ben bu rakiplerin yanında etkili olacağını düşünüyorum. Bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numara Mühendis. Esasen bu grubun Safkan'ı değil. Bir takım arızalar geçirdi, bir takım talihsizlikler yaşadı. Esasen çok kaliteli olan Sayın Şirin Doğan'a ait 7 numara Mühendisi bugün ben Onur Yıldız idaresinde İkinci şanslı isim olarak öneriyorum. Koşacağım derse bu grubu rahat geçebilecek kapasitede bir Safkan. 7 numara Mühendis. Yine bu mesafeleri çok iyi koşabilen 3 numaralı Buda Bator. Biliyorsunuz Ulan Bator gibi bir Safkan'la da kardeş 3 numaralı Buda Bator. Bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde benim 3. şanslı Safkan'ım olacak. Yine 2 numara Red Tornado. 62.5 klasiklete rağmen ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayacak bir isim. Bu Safkan'a dikkat diyorum ve bugün 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine sırasıyla sürpriz Safkanlarım 1 numara Solid Brothers. Yine 8 numaralı Filibeli ve 9 numaralı Hill Hate benim bu koşuda yarışsever arkadaşlarıma önereceğim sürpriz safkanlardır diyorum ve altıganın son ayağına geçiyorum. 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe Çin pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 2 yarışıyla altıganyan sona erecek. Burada da özellikle 2 numara Aranan Kan. Takibimdeki bir isim, her an birincilik beklediğim bir isim, bir Ramayana temsilcisi olan İküma Aranan Kan, bugün Mertcan Çelik idaresinde ben etkili koşacaktır diyorum. Özellikle bu yarışta Mertcan Çelik ikinciye tercih etmiş bu Safkan'ı, kantarmasını daha iyi çözdüğünü düşünüyorum. Yine grubun kaliteli Safkan'ı Kaneko temsilcisi 3 numaralı Ayza Ayan Kurşun idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı Juliana. Bir Nightgale yavrusu, bir Pivotal torunu 7 numara Juliana. Biliyorsunuz Win Riven Win temsilcisi bugün Onur Yıldız dairesinde benim 3. şanslı ismim olacak. Yine 11 numaralı Samothraki ve son isim olarak da 5 numaralı Brave Air isimli Safkanları yarışsever arkadaşlarıma günün sürpriz ismi olarak öneriyorum. Arkadaşlar bir misli tahminimde bulunmak istiyorum bugün. Özellikle Bursa'da, evet, Altıgay'ın ilk ayağında ben 3 numaralı Melina'nın banko olarak yazıyorum. Yine Altıgay'ın ikinci ayağında 2 numaralı Derviş Bey Özcan Yıldırım idaresinde banko yazacağım. Yine Altıgay'ın üçüncü ayağında 3 numaralı Selim abi, 9 numaralı Calibe Taybe, 1 numara Özçevik 3 Safkan'la değerlendireceğim. Altıgay'ın dördüncü ayağında 6 numaralı Köy Ağası Demir'i banko yazacağım. Altıganın 5. ayağında ben 4 numaralı
Salazar ve 7 numara mühendis şeklini değerlendireceğim. Ve Altıgay'ın son ayağında 2 numara aranan kan ve 3 numaralı arıza şeklinde değerlendiriyorum. Hepinize bol şanslar dilerim arkadaşlar. Umarım bugün de şanslı kalemleri buluruz. Dün olduğu gibi. Ama bütün arkadaşlarımdan videolarıma beğeni atmalarını, like atmalarını istiyorum. Bunu özellikle söyledim. Sizlerin atacağınız beğeniler yüksek olursa ben de videolarımı bir gün önceden veririm. Çünkü gelir paritesi düşük oluyor. Beğeniler az olunca ben bütün arkadaşlarımın özellikle beğeni ve yorum konusunda kanalımıza yoğun desteğini bekliyorum. Bu konuda da yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyorum kanalımıza. Görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın.